Herkese merhaba, iPhone Firar'dayım ben sizlerle. Bugün sizlere e, değişik bir video hazırladım. Ha bu arada videodan önce şeyden bahsedeyim. Geçen gün PlayStation oynarken hani zaten yeni bir intro arıyordum kendime. Araştırıyordum birazcık. Ve hani yeni intromu da gördüğünüz zaten bu şekilde bir intro yapmak geldi aklıma. Bence güzel oldu yani hani siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz bununla ilgili videoların altına. Neyse, bugün sizlere yani bildiğiniz gibi artık herkes de klasik aynı temalarla aynı iPhone'lardan dolu olduğu için nasıl farklı bir iPhone yapılacağını öğreteceğim. Şimdi biraz komplike bir gibi duruyor ama tabii ki de jailbreak trickleriyle yapacağım bunu. O yüzden hani ee, jailbreak olmayan telefonunda insanlar için bir kere baştan üzücü haberi vereyim. Ama inşallah da hani bu video sizin için jailbreak yapmanıza bir şey olur. Bir ilham kaynağı, bir merak sebebiyeti verebilir. Neyse. Şimdi ilk tweakimle başlayayım hemen. İlk kullanacağım tweak benim burada. Şu şekilde gördüğünüz gibi dokla ilgili bir tweak. Simple Switcher tweakin adı. Şimdi Simple Switch hani adından pek dokla ilgili bir şey olduğu gözükmüyor. Ama ee, bu bizim için eski dok görünümünü geri kazandırıyor. Veya doka bir sürü farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle ayarlarını göstereyim ben. Gördüğünüz gibi. Burada çeşitli ayarları mevcut. Onunla birlikte Anemon diye bir app geliyor bize bu tweak indirdiğimiz takdirde. Bu tweakten bu tarafta gördüğünüz gibi hani klasik dok falan buradan örneğin ben modern dok diyeceğim buradan ve Anemon'dan tekrardan disable'a basıp Blur Dog Reflection dediğim zaman Apply'a bastığım zaman burada küçük bir demosunu gösterin nasıl olacağını. Şimdi bu benim şu anki halim. Veya ben bunu Default Dog deyip Apply yaparsam Gördüğünüz gibi Dog eski haline dönmüş oluyor. Bu da Preview yapıyor buradan. Apply dediğiniz zaman da tekrardan eski haline döndürmüş oluyor. İkinci tweak kontrol center ile ilgili bir tweak olacak. Kontrol center'ın arkasına şu şekilde bir resim koymamızı sağlayan bir tweak. Hani bunu arka planınızda senkronize bir hale getirirseniz çok tatlı görüntüler yaratabilirsiniz bununla birlikte. Hani ben şu an random bir fotoğraf koydum ama bunu değiştirebilirsiniz. Ayarlara giriyoruz buradan. Gördüğünüz gibi CC background zaten adı. Buradan resim seçmeye tıkladığınız zaman klasik olarak sizin için işte resim menümüz açılıyor. Oradan seçiyorsunuz. Üçüncü tweak ise e, silindir bildiğimiz. E, bu bizim daha önceden bildiğimiz bir tweak'e çok benziyor. Hatta aynısı ki zaten de e, kaynak tweak olarak o gösteriliyor. Barrel. Şimdi ne işe yarıyor diyeceksiniz hemen göstereyim. Bu da çok gösteriş ve güzel bir tweak'tir. Sizin için geçişleri farklılaştırmanızı sağlayan bir tweak kendisi. Şimdi başta bu çalışmayabilir. Bunun için buradan silindirin ayarlarına girdiğiniz zaman efektlerinizi seçmeniz gerekiyor teker teker. Ben buradan hepsini seçtim. Bir sondan bir baştan şeklinde gittim böyle güzel olsun diye. Ha ve şey diyor aşağıda bir uyarısı var. 3 boyutlu tweakler yavaşlatma yapabilir diyor bilgisayarda. Bu da çok normaldir. Dediğim gibi işte bayağı bayağı elinde orijinal uygulama olduğunu zaten burada söylüyor. Hani bu arada bir şey de hemen uyarayım. Ben iPhone 6 kullanıyorum ve 8.4 kullanıyorum. Bu tweakler 9'da da çalışabilir ama çalışmayabilir. Fakat yeni güncellemelerini yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü 9. yılı çıkmasının üzerinden çok vakit geçti. iPhone 5'te falan da kasar bu arada bunlar. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Ayak kırıklığına uğramayın sonra. Göstereceğim bir diğer tweak de Docker Roll diye bir tweak. Buna da daha önceden tabii ki de jailbreak'te vardı bunlar. Fakat adlarını ben bile hatırlamıyorum şu an için. Şunu netleyelim birazcık yakınlaştıralım. Şu şekilde dokumuzu hareketlendirebiliyoruz. Buradan da değiştirebiliyoruz. Örneğin girdiğimiz zaman direktman Docker Roll ayarlarına bu şekilde bir menü çıkacak karşımıza. Bu menüde örneğin ben Dark Mod'dan Roll Away dediğim zaman şu şekilde bir geçişte yapabiliyoruz burada. Ama bir sıkıntı var. Bazen bu error verebiliyor. Hani restart yapıp tekrardan denediğiniz zaman ama düzelmesi muhtemeldir. Ve her yeni bir app eklediğiniz zaman yaklaşık olarak bir crash yaşayacaksınız. Çünkü ona göre bunu düzeltmeye çalışacaktır uygulama. Göstereceğim diğer tweak de Spare View adı altında bir tweak. E, bu tweak gördüğünüz gibi zaten ne yaptığını anlamışsınızdır artık. Ekranınızda bu şekilde çok hoş bir springboard şey yapıyor. Fakat bu bir tema değil. Bu direktman bir tweak. Açtığınız zaman direktman telefonunuz böyle geliyor. Seçenekleri de mevcut. Ayarlara girdiğimiz zaman buradan. Pardon. Buradan ayarları da mevcut. Hani labelleri ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. İlk seferde bunun çalışmaması normal. Birkaç kere respring yaparsanız telefonunuz düzelir yine. Bundan sonra tweak'imiz de weatherboard diye bir tweak. Arka planda e, istediğiniz gibi size hava durumu efekti verebiliyor. Ve bunlar hareketli oluyor. Şimdi bunun ne özelliği var diyecek olursanız bence çok güzel duruyorlar. Yani şimdi birazdan neden bahsettiğimi anlayacaksınız zaten. Bu birazcık şarjınızı yiyor. Evet maalesef. Buradan overlay den seçebilirsiniz. Karışık veya day condition ve night condition diye zaten ikiye ayrılmış. Ben day conditionları daha çok seviyorum ve genelde karlı şeyler daha hoş oluyor. Örneğin buradan ne yapalım mesela snow yapalım. Gördüğünüz gibi size bir kar yan bir tema yaratacaktır. Veya daha rahat görünsün diye heavy snow yapayım şöyle. Şimdi bunu set dediğiniz zaman set ben home screen e yapmak istiyorum. Bunu lock yaparsanız çok fazla şarjı gider. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey yaratıyor. Bunun e, hani daha çok böyle içinde atraksiyon olan duvar kağıtları seçerseniz daha güzel olur. Örneğin frigid falan seçerseniz çok güzel olmaz yani. Tabii ki bu size kalmış ama buradan bir sürü seçebiliyoruz. Freezing rain var mesela. Bu da hoş gözüküyor. Yani Mix snow tarzından bir şey var. Daha efektli gözükebilir. Yani bu da sizin tercihinize kalmış bugün size göstereceğim son tweette Color Your Board 8. Bu ayarlarda hani ayarları ayarların içinde olmayan kendi uygulamasıyla gelen bir tweak. Buradan klavyemizin şimdi sinki şu şekilde gelecek. Buradan önce turn on'a bastıktan sonra rengimizi seçip save'e basıyoruz. Buradaki OK çıktığı zaman bir respring atabiliyor birkaç kere. Hani ben bunu videodan kesmeyeceğim çünkü dediğim gibi başımıza gelebilecekleri görelim diye. Bir de güvenli mod örneği koyuyorum hemen şuraya. Eğer güvenli modda açılırsa onu da göstermiş olalım diye. Evet telefon güvenli modda açıldı. Şimdi güvenli mod ne demek hemen bunu da anlatayım bu arada. Güvenli mod dediğimiz şey yani telefonun bazı bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiği anda telefonun kendini resetlemesi ve kendini hani e, dışarıdan erişilmeyecek bir şekilde buraya kapalı bir hale getirmesi demektir ama ben bunu böyle anlattım. Bu kadar tehlikeli bir şey değil. Restart'a bastığınız zaman tekrardan düzelecektir. Ha, telefonun bu moda girmesi tabii ki iyi değil. Ama şöyle, şöyle düşünün. Hani jailbreak yaptığınız zaman da zaten telefonu olması gerektiğinden farklı şeyler yüklüyorsunuz. O yüzden korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Açıldı telefonumuz gördüğünüz gibi. Klavyemiz de yeşil olmuş olarak geldi. Ama normalde bu crash yapmıyordu bu app. Yani ben bunu mor yaptığım zaman da okey dersem. Gördüğünüz gibi klavyem direktman mor olmuş oluyor. Bugünkü videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hani iOS 10 ve iOS 9.3.3'ün son sürümleri ve beta sürümleri ve tekrardan jailbreakleri için beklemede kalabilirsiniz. Hani ben bunlar çıkar çıkmaz size zaten ulaştıracağım. E i̇nternette bu arada çok güzel siteler buldum. Çok güzel yeni oluşan komüniteler buldum. Hani daha yerleme kaydetmemiş kullanıcı isteyen jailbreak ile ilgili ve çok da güzel siteler bunlar. Ben bunları hani kesinlikle reklam yapmak için söylemiyorum ve burada da söylemeyeceğim zaten. Ama hani bunlarla ilgili de bilgilendirilmek isterseniz özelden yazmanız yeterli Facebook hesaplarımızdan veya başka hesaplarımızdan. Bunlarla ilgili de bilgi veririm ben size. İstek ve herhangi bir videoda yardım ihtiyacınız olursa videoların altı her zaman yorumlarınızda açık. Teşekkürler.